Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de oyuna Electrician diye geçen elektrikçilik mesleği nedir, nasıl yapılır, ne kadar getirisi var bu ve bunun gibi soruların cevaplarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda sizlerle birlikte videoda bu mesleği birazcık birlikte yapacağız ve böylelikle bu mesleğe sizler de hakim olmuş olacaksınız. Evet, oyundaki mesleklerden birisi de arkadaşlar bu elektrikçilik mesleği ve bunu istiyorsanız öncelikle oyundaki M tuşumuza basalım ve buradan da My Job sekmesine tıkladığımızda hemen karşınıza çıkacak ekranda Electrician yazan yerde bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Oyundaki diğer çoğu meslekte olduğu gibi bu meslekte de arkadaşlar her 3 saatte bir değişen bir maaş ortalaması bulunuyor. Örneğin şu an benim bu videoyu çektiğim saat itibariyle bu meslekte verilen maaş ortalama gördüğünüz üzere. Ancak Lumberjack veya Potter gibi mesleklerde şu an high gözüküyor. Yani onları yapmak daha karlı. Şu an bulunduğum zamanda bunu yapmak ortalama. Yani yapsanız da olur ama daha kar getiren meslekler de var. Ya da Farmer gibi şu an içinde bulunduğum saatte gördüğünüz üzere düşük maaş veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu mesleği yapmadan önce ilk olarak bakmanız gereken yer burası oluyor. Burada mümkün mertebe high olmasına dikkat edin ya da en azından average olsun ki oyunda harcadığınız süreye oranla güzel paralar kazanabilirsiniz bu elektrisyenlik mesleğinden. Peki bu meslek nedir? Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Herhangi bir gereksinim bulunuyor mu? Hayır. Herhangi bir gereksinim bulunmuyor. Oyunda bir level olsanız dahi ya da daha yeni kayıt olup oyuna girseniz dahi bu mesleği yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir artısı bulunuyor ve kolay da bir meslektir arkadaşlar. Şimdi sizlere bu mesleği nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle haritadaki bu elektrik santraline gelmeniz gerekiyor ki nerede olduğunda şu an ekranda gösteriyorum arkadaşlar. Hemen şehrin sağ üst taraftaki çıkışların oralarda kazinonun da hemen karşı tarafı oluyor. Şu sarı simgeli yere geliyorsunuz arkadaşlar. Burası oyundaki elektrik istasyonu oluyor ve bu mesleği burada icra ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi buraya geliyorsunuz. Buradan içeri girdikten sonra ki o kısmını da göstereyim istiyorsanız belki bulamayabilirsiniz. Orası burası oluyor arkadaşlar. Ve buradan hemen şuradaki NPC'nin yanından kapıdan içeri giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında da burada sarı noktaya geliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada bu meslekle alakalı belirli bazı bilgiler yer alıyor. Ki oyundaki nerede tüm mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de arkadaşlar level sistemi bulunuyor ve toplamda 3 level atlayabiliyorsunuz bu meslekte. Tabii ki daha yeni başladığınızda bu mesleğe 1 level ile başlayacaksınız ki gördüğünüz üzere ben şu an 2 level'ım. 1 level'da ne oluyor? 2 level'da ne yapıyoruz? 3 level'da avantajlarımız ne oluyor gibi özelliklere tek tek değineceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 1 level'da ne yaptığınıza bakalım arkadaşlar. Siz bu haritada gösterdiğim yere geliyorsunuz. Bu sarı daireye tıklıyorsunuz ve buradan Get Employed diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ESC tuşuna basarak buradan çıkalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen kıyafetimiz bu şekilde değişmiş bulunmakta. Normalde arkadaşlar bir level olduğunuzda sizin direkt checkpointiniz ki sol aşağı haritadaki checkpoint'e bakın arkadaşlar sarı noktaya. Sizde bu sarı nokta arkadaşlar bu yerin içerisinde olacak. Örneğin buraya geleceksiniz ve bunları tamir edeceksiniz arkadaşlar ki şu an zaten ekrana onun görüntülerini yansıtıyorum. Kısaca bu checkpointlere geliyorsunuz arkadaşlar ve zaten otomatik olarak orayla etkileşime geçmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında orada yapmanız gereken şey karşınıza panel çıkacak arkadaşlar ve sağ taraftaki kabloları diğer yerlere bırakmanız gerekiyor. Yani oralarla bağlamanız gerekiyor. Benim size taktiğim arkadaşlar burayı hızlı bir şekilde yapabilmek için en sağ aşağıdaki kabloları 1, 2, 3 diye sıralandırın örneğin kafanızda ve birinci kabloyu en sol taraftaki yere, ikinci kabloyu hemen onun bir üstüne, üçüncü kabloyu da onun bir üstüne ilk olarak bu şekilde başlayın arkadaşlar. Daha sonrasında eğer doğru olayı bulmazsanız bir sıra kaydırın ve bu şekilde arkadaşlar en kötü üçüncü deneyişinizde doğru olanı bulacaksınız ki burada böyle bir durum var arkadaşlar. Kabloların sıralamaları farklılık gösteriyor ve her seferinde burayı bu şekilde denemeniz gerekiyor her checkpoint'teki yerde. Dolayısıyla dediğim gibi bu taktikle eğer burayı yaparsanız sizler için çok daha kolay olacaktır ve bu şekilde arkadaşlar burada belirli bir süre bu işlemleri yaptığınız takdirde de bir süre sonra level 2'ye atlıyorsunuz ki bu işlemde arkadaşlar siz burada tamir işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman birkaç tamirde bir ekran aşağı tarafında bir sonraki level'a ne kadar kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla sonraki level'a atlama işleminizi de buradan öğrenebilirsiniz. Birinci level işi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi size hızlıca ikinci level işini göstermek istiyorum ki ben zaten dediğim gibi ikinci level'dım. Az önce de göstermiştim. Meslekten sarı noktadan alıyoruz arkadaşlar mesleğimize ve buradan çıkıyoruz. Daha sonrasında hemen şu arka tarafa gitmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde öncelikle oraya gidelim. Zaten sarı checkpoint mini haritada gözüküyor arkadaşlar. Oyun size her türlü yönlendiriyor. Hangi meslekte olursa olsun sizin nereye gideceğinizi yönlendirdiği için bunlar kolay adımlar arkadaşlar. Her mesleği kolaylıkla yapabilirsiniz. Her neyse buraya geliyorsunuz arkadaşlar. İkinci level olduğunuz zaman bu meslekte. Daha sonrasında buraya E tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında I want to rent a vehicle diyoruz arkadaşlar. Ancak şuna dikkat edin. Eğer sizin bir ehliyetiniz yoksa ve buna basarsanız gördüğünüz üzere you have no driver's license yazar. Yani sizin bir araç ehliyetine ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu hatayı alırsanız öncelikle sizin gidip ehliyet almanız gerekiyor arkadaşlar ki zaten onu daha önceki videolarda anlatmıştım. Ancak yine de göstermiş olayım. Onu da şuradaki yerden yapabilmeniz mümkün arkadaşlar. Evet, ehliyetinizin olduğunu varsayarak arkadaşlar buradan I want to rent a vehicle diyoruz. Daha sonrasında $200 gibi bir ücret ödeyerek rent'e tıklıyoruz ve arkadaşlar böylelikle gördüğünüz üzere bu şekilde bir aracınız olmuş oluyor. Bunu şu an kiralamış olduk ve istediğimiz gibi kullanabiliriz. Bu aracı alıp arkadaşlar belirli yerlere gitmemiz
gitmemiz gerekiyor ki gideceğimiz yer rastgele olarak seçiliyor. Gördüğünüz üzere şu an bana arenanın yakınlarında şehrin içinde bir yeri işaretledi. Hızlı bir şekilde öncelikle oraya gidiyoruz. Orada da yapmamız gereken işlemler aslında aşağı yukarı aynı. Burada tamir işlemi yapıyorduk. Orada da aynı tamir işlemini yapıyoruz. Fakat oradaki işlem birazcık daha karmaşık arkadaşlar. Zaten oraya gittiğimizde nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Ancak yine de belli taktikleri uyguladığımızda kolaylıkla yapabiliyor olacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar şu bilgiden de bahsetmiş olayım. Zaten birçok görevde olduğu gibi ki bu arada koza yaptık. Her neyse birçok meslekte olduğu gibi bu Grand RP'de bunda da arkadaşlar bir mesleği icra ederken ne siz birine sıkabilirsiniz ne de birileri size sıkabilir arkadaşlar. Yani bu meslek bir nevi korunaklı bir meslek. Diğer meslekler olduğu gibi devlet için çalıştığınız için dolayısıyla böyle durumlar bulunuyor. Yani başkaları size sıkamaz, önünüzü kesemez. Eğer böyle bir şey olursa arkadaşlar ve o an kayıt altındaysanız, yani kayıt alıyorsanız, o zaman arkadaşlar o kaydı adminlere ilettiğiniz takdirde o kişi banlanıyor. Zaten böyle şeyler yaşanmıyor. Ancak bunu şu yüzden anlatıyorum arkadaşlar. Oyuna yeni başladıysanız bunları aşina olmanızı öneriyorum. Zira bu şekilde oyundan çok daha fazla keyif alıyor olacaksınız. Her neyse şimdi hızlı bir şekilde sarı noktamıza gidelim bakalım. Evet, noktamıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere geldiğimiz yerde yine az önce geldiğimiz yer gibi bir elektrik santrali yeri. Hemen buraya aracımızı park ediyoruz. Hatta şöyle park edeyim ki çıkışımız daha kolay olsun. Döndürmeden şöyle bırakıyorum aracımı. Evet, hemen burada sarı checkpoint neresiyse oraya geliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buraya geliyoruz. Dediğim gibi birinci level'a benzer bir panel bizi karşılıyor. Ancak burada iki tane daha fazla kablo eklenmiş durumda. Taktiğimiz ise aynı arkadaşlar. Kabloları bu şekilde sırayla bırakıyoruz bu kablonun girdiği yerlere. Hızlı bir şekilde böyle bırakıyoruz. İlla ki birileri tutacaktır diye tahmin ediyorum. Sadece bir tanesi tuttu. Hemen bir sıra kaydırıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu bu şekilde yapıyoruz. Bunu buraya, yeşil de bu tarafa. İlla ki tutan olacaktır diyecektim. Bir tane daha tuttu. Hemen kaydırmaya devam edelim bu şekilde. Sarıyı şuraya tam üstünde bırakmanız gerekiyor. Bazen yoksa bırakamayabiliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu da şu şekilde yapalım hızlı bir şekilde. Ve yeşil olmuş durumda. Arka plandan anlıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Başarılı olup olmadığınızı. Aşağı tarafta gördüğünüz arkadaşlar 29 panel kaldığını belirtti. Yani 29 panel sonra ben 3. level'a ulaşabileceğim. Ki 3. level'a ulaşmadan arkadaşlar size öncelikle şunu da göstermek istiyorum ki 3. level'a ulaşma bayağı da var aslında ama 2. level'da bir tane daha sizlerle birlikte bir tamir yapmak istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde bir sonraki checkpoint'ime gidiyorum ki gördüğünüz üzere şehir dışında bir yere verdi. Genellikle böyle oluyor arkadaşlar. Bir şehir dışına veriyor, bir şehir içine veriyor. Tabii iki kere aynı yere verdiği de oluyor. Ancak genel olarak işleyiş bu şekilde oluyor. Yani özellikle 2. level'da bu arabalı olan tamir mesleğini yapmaya çalıştığınız zaman genellikle bu şekilde işliyor arkadaşlar bu görev. Yani sürekli yolda geçiyor diyebilirim bu iş için. Bunun dışında şimdi hızlı bir şekilde bir sonraki yere de gidelim. Evet, ikinci yere de gelmiş bulunmaktayız. Hemen aracımızı çekelim şu şekilde. Buradan tırmanalım. Checkpoint'imize gidelim. Bakalım bu sefer ikini hemen yapabilecek miyiz? Hemen şu şekilde normal sıralamayla yapıyorum öncelikle. Bazen çok şanslı olduğunuzda bunu tek de atabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçi bu ikinci level'daki işlerde bu çok olmuyor ama yine de olduğu da oluyor. Hızlı bir şekilde hemen diğer varyasyonu da deneyelim şu şekilde. Bazen tabii dediğim gibi bırakamayabiliyorum ama öyle bir şey olduğunda da zaten dediğim gibi sonraki varyasyonlara geçiş yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bunu da tamamlıyoruz hemen. Derken yeşil yandı ve gördüğünüz üzere bunu da yapmış oldum. $300 elde ediyoruz. Sağ tarafta görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer kontratsız bir şekilde ikinci level işlerini yapıyorsanız $300 elde ediyorsunuz. Eğer kontrat dahilinde bu işleri yapıyorsanız da $400 elde edebiliyorsunuz tamir ettiğiniz iş başına. Bu birinci level'deyken arkadaşlar $30'dı. Yani eğer siz birinci level işini şu gösterdiğim yerde yani ilk yerde yapıyorsanız arkadaşlar ki o elektrik santrali de orası hatırlarsanız birinci level'da her tamir ettiğiniz panel $30 kazandırabiliyor ki kontrat da $40. Bu işleri dediğim gibi $300 ve $400 şeklinde değişiyor. Yani bu ikinci seviyede arkadaşlar saatte 26 panel yapabilirsiniz eğer zorlarsanız ve 26 panelde $7800 ediyor arkadaşlar. Kontratsız eğer kontratlı yaparsanız da $10400 elde etmekte. Bunlar saatlik ücretlerdir. Şimdi son olarak arkadaşlar size bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu aracı biz hatırlarsanız kiralamıştık. Ve kiraladığımız araçlar belirli bir süre bizde kalıyor. Ve o ne kadar olduğunu da o sürenin şu an ekranın sağ tarafında görebilirsiniz. Şöyle daha koyu bir yere denk getireyim o yazıyı. Evet, gördüğünüz üzere vehicle rental will end in 50 seconds yazıyor arkadaşlar. Yani bu aracın kiralama süresi 50 saniye içerisinde bitecek. Tabi bu direkt 50 ile başlamıyor. Araca girip çıktığınızda bu değişiyor. Hemen şu şekilde onu da göstermiş olayım. Araca gireyim. Evet, şu an tekrar çıkayım araçtan. Gördüğünüz üzere 180 saniyeden itibaren saymaya başlıyor. Yani 3 dakikalık bir bekleme süreniz bulunuyor arkadaşlar. Eğer siz bu 3 dakika içinde bu araca geri binmezseniz bu araç sizden alınıyor. Dolayısıyla bu ikinci level işini yaparken bu süreye de dikkat edin ve çok fazla dışarıda vakit geçirmeyin ya da geçiriyorsanız da bu süreyi sıfırlamak adına araca binip geri çıkın arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Son olarak arkadaşlar bir de 3. level'dan bahsetmek istiyorum size. Dediğim gibi 1. level'da elektrik santralinde çalışıyorduk. 2. level'da zaten bu işleri yapıyoruz araçla birlikte. Ve 3. level'da ise arkadaşlar bu meslekte 1 ve 2. level olanlara yanlarına gidip bir kontrat öneriyoruz ve böylelikle hem onlar hem de
biz daha fazla para kazanmış oluyoruz. Örneğin siz 3 level'sınız ve bir başkasına kontrat önerdiyseniz onların elde ettiği gelirin %10'unu siz alıyorsunuz arkadaşlar ki bu da genellikle 4 dolara vesaire tekabül ediyor. Ki bu da hiç yoktan güzel bir para tabii ki arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu kontratı bu meslekte 1 ve 2 level olanlara önerebiliyorsunuz. Toplamda aynı anda 50 kişiye kadar kontrat önerebiliyorsunuz ve aynı anda da toplamda 50 kişiye kontrat önerdiğinizi varsayarsak saatlik kazancınız ortalama olarak kontratlardan 50 bin dolar ve artı olarak da sizin kendi çalışmanızdan da 8 bin dolar geldiğini varsayarsak saatte 58 bin dolar sırf bu meslekten kazanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu mesleği yaparken arkadaşlar kablo düşürebiliyorsunuz bu panelleri tamir ettikçe. Tabii ki bu düşük bir ihtimal ama düşürebilmeniz mümkün ve düşürdüğünüz kabloları da şu an ekrana zaten gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir kablodur ve bu kabloları gidip pazarda satabilirsiniz arkadaşlar ki piyasası serverden server'a yani sunucudan sunucuya değişiklik gösterdiği için net bir fiyat söyleyemeyeceğim ancak satma yeri burasıdır arkadaşlar. Trade Market diye geçen şehirdeki bu sahilin oralardaki pazar alanında bunları satabilirsiniz ya da alternatif olarak arkadaşlar yine envanterinizi açtığınızda bu kablolarla arkadaşlar şuradan Creating Items diyorsunuz ve buradan da arkadaşlar biraz aşağı tarafa indiğinizde belirli başlı bazı eşyaları ki bunlar genellikle kıyafet oluyor işte bunları bu kablolarla üretebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere örneğin 500 tane kablo elde ederseniz şu an gördüğünüz şu kaskı elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gibi gibi burada belli başlı bazı şeyleri kabloyla üretebilmeniz mümkün. Başka şeyler de vardır muhtemelen ama tek tek tabii ki göstermeyeceğim sizlere bunu. Yani bu düşürdüğünüz kabloları bu iki yöntemle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim gördüğünüz üzere kıyafetim çıktı ve araç da yerimden gitmiş durumda. Çünkü aracımın kiralama süresi bitti arkadaşlar. Dolayısıyla oyun otomatik olarak beni işten çıkardı ve aracımı da almış bulmakta. Son olarak şundan da bahsedeyim istiyorsanız. Tabii ben şu an otomatik olarak meslekten çıkmış oldum. Ancak eğer siz kendiniz çıkmak istiyorsanız arkadaşlar meslekten yapmanız gereken mesleğe nasıl girdiyseniz aynı şekilde çıkmak ki onu da arkadaşlar hatırlıyorsanız videonun başında mesleğe buradan başlamıştık. Sarı daireye girmiştik ve buradan görevi başlatmıştık. Aynı yerden leave diyorsunuz ve bu meslekten bu şekilde de çıkabiliyorsunuz. Çıktığınız gibi zaten paranızı direkt alıyorsunuz arkadaşlar panelleri tamir ettikçe. Dolayısıyla paranızın belirli başlı zamanlarda gelme ihtimali yok. Direkt zaten nakit olarak alıyorsunuz. Özet olarak arkadaşlar bu tamir ya da elektrik tamiri mesleği bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer aklınızda takılan sorular varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. O zaman böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yararlıdır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu like etmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.